Programından merhaba. Konuğum AK Parti Aydın Milletvekili 1. sıra adayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş'la beraberiz. AK Parti Aydın Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, TV'den de Emin Aydın'ın hazırlayıp sunduğu Baş Başa programına konuk oldu. Programda önemli açıklamalarda bulunan Savaş, 14 Mayıs seçimi öncesi sahadaki durumu değerlendirdi. Geçmiş dönemlerde karşılaşmadığımız bazı reflekslerle, böyle reaksiyonla karşılaşıyoruz. Birçok kez karşılaştık. Ben bir vatandaşımızla karşılaştığımızda şunu söyledim. Ben bugüne kadar AK Parti'ye oy vermedim dedi. Evet. Sayın Vekilim dedi. Vermedim ama dedi. Benim polisime, benim askerime, benim öğretmenime, benim kundaktaki bebeğime kurşun sıkanlarla işbirliği yapanlara ben oy vermem. Başka buna benzer tepkiler de var. Bir keresinde yine ben Çin Partisi'nin ismini söylemeyeceğim. Ben şu partinin mensubuyum. Ben ülkemi böldürtmem. Ben ülkemi parçalatmam. Ben onlara oy vermeyeceğim. Oyum AK Parti'ye diyen çok fazla. Saha çalışmalarında ziyaret ettikleri esnafların ve vatandaşların memnun olduklarını söyleyen Savaş şöyle konuştu. Saha çok güzel. Çarşıya, pazara, sanayi sitelerine, esnafımıza, her tarafa gidiyoruz. Her tarafa gidiyoruz. Saha çok güzel. Tabii esnaf hayatından memnun. Üretici, çiftçimiz memnun. Çiftçi ürettiği ürünün para ettiğini evet. söylüyor. İncir para etti, zeytin para etti, kestane para etti. Diğer birçok ürün para etti. O para edince çiftçimizin, üreticimizin geliri artınca dolayısıyla esnafın da geliri artıyor. Esnafa da yansıyor. Genel anlamda olumlu bir tablo var. Arife günü Nazilli'deydik Emin Bey. Nazilli'deki programımız bitti. Telefonla bir esnaf arkadaşımız aradı. Abi dedi, sayın vekilim dedi, inanın dedi, ben 20 yıldan bu yana tuhafiye işi yapıyorum dedi. Ben böyle bir bayram öncesi alışveriş evet. görmedim, yaşamadım. Evet. Yani vatandaş memnun, konuşuyoruz, dertleşiyoruz, sohbet ediyoruz. Keyifli bir seçim çalışması yaşıyoruz şu an. Aydın topraklarının çok önemli fırsatlar sunduğunu ve üretim kapasitesi, yatırım kapasitesini, istihdam kapasitesini arttırmak, daha fazla fabrika kurulmasını sağlamak için girişimlerde bulunduğunu aktardı. Bu topraklar çok önemli fırsatlar sunuyor. Evet. İlimiz hakikaten çok önemli fırsatlar sunuyor. Bütün talepler dediniz, bireysel talepler mi ön planda? Tabii bireysel. Evet. Evet. Tayin terfi. Evet, tayin. Silah ruhsatı. Silah ruhsatı demeyelim. Ona ben çok sıcak bakmıyorum. Evet. Benim kişisel olarak sıcak bakmadığım konuların başında geliyor. İş talebi. Ama ben daha çok ilimizin üretim kapasitesini artırmak, yatırım kapasitesini artırmak, istihdam kapasitesini artırmak, ihracat kapasitesini artırmak, daha fazla fabrika kurulmasını sağlamak, evet. OSB'lerin sayısını artırmak, OSB'lerde organize sanayi bölgesindeki işletmelerin, fabrikaların sayısını artırmak. Bununla ilgili bu dönemde benim girişimlerim bir hayli fazla oldu. Yatırımcıları buraya çekebilmek adına evet. Mevcut organize sanayi bölgelerini genişleme çalışmaları, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulması noktasında girişimlerimiz oldu. Savaş, organize sanayi bölgelerindeki çalışmaların sonuç verdiğini ve yatırımcıları Aydın'a çektiklerini belirtti. Başladı. Üreticimizden, kadın girişimcimizden, yeni iş kuracak olan kardeşlerimizden artık katma değerli ürün üretmek adına KOSGEB'den destek almak, başka yerlerden destek almak, teşvik almak. Çünkü devletimizin muazzam destekleri var, teşvikleri var. Yani yeni iş kuracak olanlar, yeni istihdam alanları oluşturacak olanlara, yeni fabrika açacak olanlara muazzam destekler var. Yani talep, çalışma talebi çalıştırma talebine mi evrildi diyorsunuz? Aynen. Yani. Daha fazla üretmeye. İnsanlar çalışmayı talep ediyor. Şimdi çalıştıran olmayı mı talep ediyorlar? Hem öyle. Üretme. Çünkü bu toprakların geçmişten gelen bir hikayesi var. Bir tane OSB'miz var. Yeni OSB'ler açtık o dönemde. Birçok OSB'mizde şu anda yer kalmadı.
birçok yatırımcı, geçmişten gelen o mesleki durumumuz, eski bir finansçı olmamız, bankacı olmamızdan dolayı, o network ağıyla, reel sektörü tanımamızdan dolayı buradaki fırsatları o yatırımcılara anlattığımızda o yatırımcıları buraya çektik. Gazeteci Emin Aydın'ın yönelttiği yeni uyguladığınız ekonomi modeliniz ne zaman sonuç verecek? Tam anlamıyla rahatlama ne zaman olur? Eğer bugün ekonomiyi muhalefet yönetiyor olsaydı ne durumda olurduk? Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar doları buldum, getiriyorum sözünü siz nasıl değerlendiriyorsunuz sorularını cevaplayan Savaş şunları kaydetti. Eğer maazallah, Allah korusun, bu hükümet, yani söylediğiniz kişiler iktidarda olmuş olsaydı, böyle parçalı, koalisyonlu bir hükümet olmuş olsaydı, Sağlık Bakanı başka partiden, Maliye Bakanı başka partiden, Ulaştırma Bakanı başka partiden, İçişleri Bakanı başka partiden, bizim pandemiyle mücadelede bu kadar başarılı sınav vermemiz mümkün müydü? Değil. Yani şimdi böyle bir geçmişte koalisyonlu hükümetlerin nasıl yönettiğini, neler yaşandığını milletimiz biliyor. Ortalama hükümetlerin ömrü 1,5 yıl. Evet, 1,5 yıldır. Hatta daha kısa. 25 günlük hükümetler var. Daha kısa hükümetler vardı. Biz bunları gördük, yaşadık. Şu anda ülkede bir istikrar var.